Kadirle biz çok iyi anlaşıyoruz. Ee, ve anlaşamadığımız noktalarda da e, çok eğleniyoruz aslında. Yani birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve birbirimizin bug'larını da çok iyi biliyoruz. Düştüğünüz alınganlıklar, kızgınlıklar, öfkeler ya da mutluluklar hepsi geçici. E, bunun geçici olduğu tarafına çok güvenir hale geldiniz. Ben almışım, kabul etmişim. Eyvallah demişim. Benim eşimdir demişim. Eşim de Kendimi ondan ayrı göremem ki. Onu da kendimden ayrı göremem. Uzun ilişkinin sırrı da bu aslında belki biraz. Taze tutmak. Hı hı, taze. O çok genişletiyor insanı. Hı. Benim bakış açım bizim ilk günkü gibi genişleyen ve sürekli taze tutan bir tarafımız var. O da nasip oldu bize yani. Allah'ın lütfu diyelim. Bu bir uyum çünkü. Hı. Merhabalar bu hafta konuklarımız Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ayı sizi bir arada görmek o kadar güzel ki. Ya, yıllardır ben bu röportajın peşindeyim. <laughs> Ondan sonra evlendiniz, aşk oldu falan ama hiç konuşmadınız. Böyle çok hani zaten e, özel hayatta konuşmayı sevmiyorsunuz ama tam yerine denk geldik. <laughs> başlayalım mı? Sorular. Hadi başlayalım. Ya şimdi çok şimdi... heyecanlıyım ama ya. Ay ben de çok heyecanlıyım. Acayip heyecanlanmışım. Musun? Yıllar sonra ilk kez böyle heyecan duyuyorum. Bu da çok güzel böyle. Beni de çok şey yaptı bugün böyle besledi yani. Sizle bir arada olmak çok keyifli. Ne mutlu bize o zaman. Ya şimdi şeyi soracağım. Zaten Neslihan olmak başlı başına zor olsa gerek. İşte yıllardır oyunculuk yapıyorsun. Ee, insanların gözü önünde büyüdün. Bir sektörün içindesin. Keza Kadir olmak da aynı şekilde zor olsa gerek. Yani evet keyifli yanları dışında şöhretin zorluklarını yaşıyorsunuz. Ama Neslihan ve Kadir olmak ne kadar zor? <laughs> Onu Daha sorayım. da zor. <gülüyor> <gülüyor> ya neslihan olmak aslında o kadar da zor değil biliyor musun? Hı -hı. Ben cevaplayayım mı? Lütfen tabii ki. Yani neslihan olmak aslında o kadar da zor değil. Evet çok küçük yaşta başladım. Ee, çok küçük yaşta girdim e, bu sektörün içine. 13 yaşımda falan. E, fakat e, hep bir şeyin idrakındaydım. Yani hep hep şunun bilincindeydim. Ben zaten televizyonda görüldüğüm an insanlar beni tanıyacak ve belki belki insanların bana karşı olan bakış açıları değişecek işte. Algıları değişecek ve buna hazır mısın diye hep kendimi zaten telkin ederdim. Çocukluktan beri. <laughs> bu tabii ki sürekli kendime bu anlamda verdiğim bir telkin değildi ama içten içe o cılız sesin sana duyurduğu bir şeydi. Eee <laughs> Sonrasında işte Neslihan Atagül olmak Aldı. diye bir şey var. Ee, ya bilmiyorum ben aslında o kadar zorlandığımı düşünmüyorum. Sen söylesene yani sence beni zorluyor mu mesela bu durum? kendinle alakalı ya da etrafınla alakalı bunun dezavantajını, yaşadığını görmedim en azından. Ama e, biz ikimiz de, onun adına da konuşabilirim bence. İkimiz de her ne işi yapıyorsak severek yapmanın yöntemini aramışız. <laughs> Bunun sebebi de severek yapabileceğimiz bir mesleği bulmakmış. E i̇nsan severek yapacağı bir mesleği bulunca da bu bahsedilen zorlukların hiçbiri zorluk gibi olmuyor. Hmm. Öğrenme evresi oluyor. Bunun neden olduğunu anlıyorum. Kızgınlık nedir? Alınganlık nedir? İnsanlardaki bu tavır nedir? Ya da zorluk şöhretin getirdiği, tanınırlığın getirdiği, dezavantajmış gibi duran şeyleri öğrenince hiçbiri dezavantaj değil, avantaj oluyor. Burada hmm. kilit şey, ki, kim hangi işi yapıyorsa yapsın, sevecek bir yöntem bulunur hı hı. ve bu da onu seveceği bir mesleğe götürür. Bizi severek yapıyoruz. Ben Neslihan'ı gözlemlediğim zaman oyunculuğu aşkla yapıyor gerçekten. Hı hı. Çok ince ve detay çalışıyor. Ruhunu katıyor, zekasını son raddesine kadar kullanıyor. Öğrenme konusunda inanılmaz hevesli ve neşeli. O yüzden sevdiği bir iş olduğunu biliyorum ve zorlandığımızı düşündükleri yerde öğrendiğimizi bilsinler insanlar. Hı hı. O da bizi kuvvetlendiriyor açıkçası. Peki siz Eğlenceli bir çift misiniz? Sıkıcı bir çift misiniz? Sence? <laughs> ya sence... bence eğlencelisiniz ama hiç öldürmüyoruz ama <gülüyor> <yani>. <gülüyor> duruyorsunuz. Mesela şimdi sosyal medyanıza falan bakıyorum çok eğlenceli <laughs> duruyorsunuz ama bir yandan biraz önce Kaderin de dediği gibi böyle işe de çok takık tipler görünüyorsunuz böyle benim gözümde hani iş konusunda evet, çok, aslında işimizi çok seviyoruz ve evet, çok fazla çok önem tık, öne önemsiyorsunuz ve birlik ikiniz de oyuncusunuz bir yandan yapımcılık işte devreye girdi Kadir'le birlikte hani hayatınızda ve sanki böyle bana şey gibi geliyor yani gerçekten evde eğlence var mı yoksa böyle senaryolar havada uçuşuyor reytingler <laughs> havalarda uçuşuyor ee, işte son bilmem ne geldi son tanıtım geldi son şu çıktı şu çıktı hani Böyle ve sanat ve bilmem ne konuşulan bir ev mi? yoksa gerçekten eve gidince o kapı kapanınca eğlenceli bir hayat mı var? Hmm. Yani hepsi aslında. Kadir'le biz çok iyi anlaşıyoruz. Ve anlaşamadığımız noktalarda da çok eğleniyoruz aslında. Yani birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve birbirimizin bug'larını da çok iyi biliyoruz. Ve... Yani aslında onunla dilediğimiz kadar saçmalayabiliyoruz. <laughs> bu çok böyle belli olmuyor. Evet, Biraz hiç cruel öyle. görünüyor <laughs> ama. Hiç, hiç saçmalıyor mu Saçmalayan bir çift gibi değil. Ama ama aslında o söylediğin gibi de tanıtım geldi şöyle oldu. Senaryoda şu da var bu da var Evde falan. Evde var, Evet mi? o da var e, ama diğer taraf da var. Yani bir kere çok fazla muhabbet ediyoruz biz Kadir'le. Dedikodu yapar mısınız birlikte? Yapmayız. Genel olarak yapmayız bu yani arada. Yani şöyle bir sosyal medyadan Aa bak şu oyuncu da yeni çıkmış. Dursana şurada fotoğrafını ben Şöyle ya, dedikodularını giymiş, yapıyoruz mesela, bunu giymiş falan bir yerine denk geldiğim zaman diyorum ki bak e, sektör yeni bir star kazanıyor. Hı -hı. Böyle gıyabında böyle Hı -hı. dedikodular yapıyoruz. Çünkü yetenek e, Türkiye'de tükenmez ve o tükenmeyen şeyin de sürekli olgun bir şekilde ortaya çıkışı bizi çok memnun ediyor. Çünkü piyasa diye bildiğimiz bu sektörün beslenmesi lazım ve kendi sektörümüzden evet. çok şeyi takip ediyoruz ister istemez Hı -hı. ve birilerini gördüğümüz zaman memnun oluyoruz. Özelinde takip etmek durumundayız zaten. Evet. Peki e, sizce çift olarak hakkınızda bilinen en büyük yanlış ne? Bunu şey için soruyorum çünkü siz ilk kez belki de gazete röportajı veriyor olabilirsiniz birlikte. Evet. Evet e, ve hani hakkınızda o kadar çok şey yazılıyor, çiziliyor, sizin dışınızda olan olaylar var. Herkesin hakkınızda bir fikir var. İyi, kötü. E, Türkiye'deki Sizce yani en büyük aslında şöyle yapmış, bir ne? algı var ya mesela, hani biz sanki birbirimizi çok sevdiğimizi her şekilde söylemeye çalışıyormuşuz gibi bir algı var. Oysa <laughs> kimse sorulduğu için söylüyoruz. Tabii yani durup dururken ki ben kaderi çok geçir. seviyorum arkadaşlar demiyorum. <laughs> Ama bu yanlış bir algı değil. Ee, ne olabilir ki? Ee, yani çok güzel bir yere değindim. Genel olarak konuştuğumuz, yaptığımız röportajlarda bazı başlıklar alındığı için ya da magazin evet. programlarında. Kamera uzatıldığında sadece bazı başlıklar e, alındığı için sadece ilişkiden ilişkinin yarattığı o güzel enerjiyi anlatmaya çalışıyormuşuz gibi ve burada da bir süre sonra sığ gibi görünüyor. Halbuki evet. bize, bize onlarca soru soruluyor, sadece oraları kullanılıyor. Bu, bu bir, bir çeşit müzdariplik yaratıyor bizde hı hı. çünkü biz o kadar da tek yönlü bir çift değiliz. Onun kendine has karakter özellikleri ve yetenekleri var. Kimsenin daha öğrenemediği, yanıp tutuşuyorum onları ortaya çıkartabilmek için. Bu yapımcılık işini de biraz da bu yüzden soruyorum. <laughs> ee, benim tarafımda da başka dünyalarda bambaşka bakış açılarım var. Bunları her çıktığımız programda anlatıyoruz ama daha sonra başka bir yere geliyor. Benim e, bu çift ya da bu insanlar hakkında e, en çok zorlandığımız yer soru böyle miydi? Ya, hakkınızda bilinen en büyük yanlış yani. Bizi kendilerinden şey ayırıyor olmalı. Biz halkın ta kendisiyiz. Halktan geldik ve halkın içerisindeki bir çiftiz. Bir çeşit farkımız var. Bizi yaptığımız işten dolayı birileri takip ediyor ve görünür kılıyor. Bizim aile yaşantımız, arkadaşlık eşrafımız, düsturlarımız, hayata bakışımız, kültürümüz de çok iç içe. Ve bu kültür bizi halkla iç içe tutuyor. Yani aslında kendimizi de iç içe tutuyor. Burada biraz benim bir bir gül koyarak dikkat çekmek istediğim şey bu bizi kendinden ayrı hissetmesinler. Sence var mı böyle bir algı? Hayır, Sence ne? Bence nedir? mesela şey var yani bilmiyorum ama mesela işte böyle çeşitli videolardan alınıp kolajlar yapılıyor şeyler ve sanki böyle çok ciddi konuşan. Evet. O, uzun konuşmaları oraya, oraya, imza atıyor. Oraya ben o soruya bir katkı vereyim mi? Öyle bir katkı verirsin. Sen böyle çok uzun konuşan. Hani, hani evde bunlar ne yapıyorlardır falan diye düşünüyorsun tamam mı? istersen. Biz hani şimdi Kadir evde şimdi konuşmaya şuna... başlayınca evde ne oluyor ben çok merak ediyorum. <laughs> Neslihan çok komik bir kadındır. Yani, <laughs> nükteden taraflarımız çok fazladır ve her yere götürüyoruz bunu. Sette beraberiz. İster istemez evet. ilişkimiz sete sarkıyor. E, evde beraberiz. İster istemez işte, işte, yani. işte ister istemez e, ne yapayım yani <gülüyor> <gülüyor> ister istemez sete sarkıyor. Bu girift bir e, genişlik, genişlik sağlıyor ve o orada bizi ayakta tutan ne biliyor musun? Orada bizi ayakta tutan şey şu tartışabilmemiz ve her konuya neşeli ve nükteden bir bakış açısıyla evet. yapabilmemiz çok komik. Benim de hiç fena olduğum söylenemez yani. Ya evet işte ben Ve hani biz o... eğer bu kadar komik bakış açısıyla, nükteden bakış açısıyla devam ed edemiyor olsaydık bu ilişki buralara kadar gelemezdi. Temelinde insanların bizde gördüğü ciddiyetin ee, saf bir nüktedanlık var. Komiklik var aslında. Evet, ama... Bu da bir çıplaklık da geliyor. O hiçbir halini benden saklamaz. Ben sersem salak hiçbir halimi ondan saklamam. Bu bir komedi çıkartıyor. Ama sadece ortaya. o ciddi yerler kesilip sunulduğu zaman sosyal medyada sanki sen hep çok ciddi konuşan o hep çok ciddi konuşan <laughs> aslında hani böyle sizi tanıdığın zaman öyle değil yani çok eğlenceli ama bir saatlik sohbetin içinde tabii ciddi şeyler de konuşuyoruz. Hani onların alınması bence evet, hani hakkında bir algı olmuş evet. olabilir. Ben bundan şikayetçi değilim. Ee, biz bir süre sonra kırabileceğimiz algılar. Çünkü Ev yaşantımıza da şahit olmalılar, tatil yaşantımıza da şahit olmalılar, iş hayatımıza da şahit olmalılar ki bu algı kırılsın. Bir de tabii şöyle de bir şey var Kadir'in söylediği şey bir şey eklemek istiyorum da insanlar onlara verileni değerlendiriyor doğal hmm. olarak. İşte onlara öyle bir kolaj veriliyor ve onlar onu değerlendiriyorlar. Kendiliyor. Hani onlara da kızmamak lazım Biraz aslında. Şöyle bir tutumum var ama benim buna sebep olan... O kamera ve mikrofon halka açılan bir pencere benim için. Hı hı. Ve bu zamana kadar başarılı gördükleri, başarısız gördükleri, e, hedefleri, hedefsizlikleri, bunları içlerinden gelen birisi olarak onlara yansıtmaya çalışıyorum. Hı hı. İçlerinde olduğum algısında da tutan. Hı hı. Ben eğer bir şeyi becerebildiysem ya da hata yaptıysam, bunun üzerine ciddi bir konuşma yapma isteğim var benim. Çünkü arkamdan Türkiye çok geniş, kültüre sahip bir ülke, insanlık. Arkamdan gelenler var. Bunlar bugün değerlendiriliyor ama 10 yıl sonra da izlenecekler. Tabii. 100 yıl Seni sonra da belki izlenecekler. Var, var. Beni örnek alıp almaması önemli değil. Bir fikri araştırırken hmm. karşısına bu çıkıyor olabileceği ihtimali beni şevke getirdiği için hmm. o ciddi hale de bürünüyor. Hmm. Ama o ciddi hal bir bir çeşit bizim Türk kültüründe buna don derler. O dona bürünmek. Hmm. O dona bürünüyorum ki yeri ve zamanı geldiğinde kişi bak buradaki başarısızlığı nasıl anlatıyor ya da buradaki başarısından ne kazanmış ve ne çıkartmışı da alabilsin. Entertainment, eğlence dünyası. Ama bunun içerisinde çok ciddi bir disiplinle çalışıyoruz. Hı hı. Ve başarılar, başarısızlıklar istesen de istemesen de ulu orta duruyor. Ve bunun ikisiyle de ilgili fikirlerimi, söyleme ciddiyetim hı. de biraz bunu kazandırıyor. Ama e, biz çok şükür bu zamana kadar beraberiz. Çok şükür. Büyük başarı Neslihan'da beni ehlileştirdi. Hı hı. E, ve bu, hı hı. bu bu başarının temelinde de çıplaklık var. Hı hı. O çıplaklık da nükteladanlıkla mümkün. Çıplaklık deyince anadan İlyan soyunmak değil. Her aile orduyu orta konuşabilmek. <laughs> Çünkü eş demek hiçbir şeyi bir diğerinden saklamamak. <laughs> Eğer temelinde bu bir iltifatsa gerçekten aslında ciddiyet değil. Hiçbir ciddiyet yok yani ciddiyetsizlik var. <laughs> hiçbir korku, endişe, vesvese ve menfaat yok. O zaman da çok saf, temiz ve komik bir şey çıkıyor ortaya aslında. aslında. Çocuksu bir neşe çıkıyor. Şeyi soracaktım, ehlileştirdi dedin ya, benim sorularımdan bir tanesi şeydi, Birbirinizde neyi değiştirdiniz olacaktı bunca zaman bu ilişki içinde? <laughs> Sizce birbirinizde değiştirdiğiniz neler oldu? Yani Kadir sen de neyi değiştirdi, Neslihan sen de neyi değiştirdi? Yani buna cevabınız ne olur? Aslında birbirimizi hiç değiştirmeye çalışmadık. Sadece birbirimize katmak istedik. <laughs> evet. Ve halen daha birbirimizi geliştirmeye çalışıyoruz. O gelişimle birlikte dönüşüm mümkün oluyor zaten. Bende neyi de dönüştürmüş olabilirsin ki? Bir kere kendi potansiyelimi keşfetmeme çok yardımcı oluyor Kadir. <laughs> ee, belki de kendime olan güvenimi Kadir sayesinde çok daha fazla pekiştirirken buluyorum. Bu, bu, ama bu bu çok, çok büyük bir Büyük bir var. soru ve e, çok uzunca konuşmak gerekiyor hmm. bence. Ama bu kelimelerindeki güven ya da e, kendine güvenmek o herkesin literatüründe olan bir şey değil. Televizyonun karşısına çıkmak için bir özgüveni güvene ihtiyacınız yok. Günlük hayatınızda düştüğünüz alınganlıklar, kızgınlıklar, öfkeler ya da mutluluklar hepsi geçici. E, bunun geçici olduğu tarafına çok güvenir hale geldiğinizde. Hmm. Ve bir kadının erkek kadın ayrımı yaptığım için değil çünkü benim için kadın erkek eşitliği diye bir şey yoktur. İnsan insandır. Hı hı. Ama bir kadının toplumunda bulunduğu yerde bunların hepsinden sıyrılıp gerçekten ne istediğini bilen bir yere gelmesi lazım. Çünkü bizim aydınlık yüzümüz. Kadın diye bildiğimiz insan. Hı hı. Coğrafyanın da dünyanın da böyle olması lazım. Bizi atalarımız her zaman eşinin yanında istemiş. Hiçbir zaman dememiş ki obada kalsın, sarayda kalsın. Hep yanında istemiş. Bizim hı hı. Türk kültüründe böyle bir şey var. E şimdi o zaman biz yan yanaysak Endişe, korku, vesvese ve mutluluk diye bilinen geçiciliklerden azade düşünebilmemiz lazım. Benim e, herhalde onun anlatmaya çalıştığı şey bu olsa gerek diye düşünüyorum. Benim bütün dünyamı e, değiştirdi. <laughs> Bana ayna tuttu Neslihan. <laughs> Neslihan hayatımda tanıdığım en açık sözlü, mert e, ve istediğini kırmadan söyleyebilen ender insanlardan. Kırılman da umurunda değil bu arada ama umursamazlık da kötü bir yerden değil. Çünkü diyor ki sende bir potansiyel var ve bunu kaçırıyorsun diyor. Ve bu beni de kırıyor, insanları da kırıyor. Halbuki şöyle düşünmeye başlayınca ya bir dakika bu kız bana bir ayna tutuyor. Ve görüyorum beni seviyor ve bana aşık O zaman bana kötü diyor, olamaz ki. Hı hı. Bu kızın söylediğine bir kulak vereyim eşiğini atlattırdı bana. O zaman bütün dünyamı değiştirmeye. Bugün bende var olan, ailemde bana itifat olarak gelen, iş dünyasında bana itifat olarak gelen, arkadaş eşrafında bana itifat olarak gelen şeyin nesyanlar kaynaklandığını bilmelerini isterim. Hı hı. Ve bunu hepsini, bunu bana tuttuğu aynayı toplumu da tutabileceğini biliyorum. O gün için çalışıyorum açıkçası. Çok güzel. Peki e, şimdi tabii evlilik hayatta bir şeyleri değiştiriyordur. Yani bir ilişki başlıyor, aşk başlıyor. Aşk daha sonra bir imza atılıyor. Evliliğe geçiş yapılıyor. Bir şeyler evriliyor olabilir büyük ihtimalle. Ama en son Neslihan'ın bir lafı var. Zaten bütün magazinlere manşet oldu. Kocamı o kadar çok seviyorum ki o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım. Hı hı. E, aşk sözcü. Ben de aslında şeyi soracaktım. Yani evlendiniz. Üstüne birazcık yıllar bindi ilişkinin. Aşk nasıl şekil değiştirdi? Şu andaki ruh haliyle birbirinize olan aşkınızı nasıl anlatırsınız? Ee, aslında şöyleydi. Yani şöyle anlatmak istiyorum onu. Şimdi ma maalesef diyeceğim. E, insanı insandan ayıran bir tarafımız var ya hepimizin. İşte e, sen kendini benden ayrı görüyorsun. Ben öyle görüyorum falan filan. E, oysa ki birbirimizden e, ayrı değiliz ama işte burada bir boşluk var ve sen de o boşluğa dokunuyorsun. Ben de bu boşluğa dokunuyorum. Hı -hı. E, i̇kimiz de bu boşluğa dokununca bir boşluk dediğimiz şeyde bir madde ya aynı Hı -hı. zamanda. E, o zaman bizim birbirimize zaten bir temasımız oluyor. E şimdi insan insandan ayrı görünce kendini işte o kadın erkek Kadir'in de az önce dediği gibi yani kadın erkek eşitliği diye bir şey yok. Zaten eş değer insan Erkezin çünkü Hı -hı. yani e, bunun kadın ya da erkek diye e, ayrımını yapamayız. Ya yani bizim Hı -hı. doğamıza aykırı bir şey bu. E, hal böyle olunca e, ben almışım, kabul etmişim. Eyvallah demişim. Benim eşimdir demişim. E şimdi Kendimi ondan ayrı göremem ki onu da kendimden ayrı göremem. Onun mutluluğu benim mutluluğumsa benim mutluluğum onun mutluluğuysa o istediği şeyi ben yaptığımda ya da neyse yapıldığında ya da bunu karşılayabildiğinde mutlu olacaksa şimdi... O ben sen ben oysa o zaman mutlu olsun ve ben Hı -hı. O, o neyden mutlu oluyorsa elimden ne geliyorsa bunu yapayım. Hı -hı. Ama bu sadece kadir için geçerli değil biliyor musun? Ya yani senin için de geçerli, onun için de onun için de. Yani kimin için elimden ne geliyorsa ve bir talep varsa gerçekten elimden gelenin fazlasını vermeye çalışan biriyim zaten. Hı -hı. Yani bunu düstur ediniyorum hayatta. Hayatta bunu böyle yapınca kazanıyor musun? Çünkü ee, günümüzde insanlar hani öyle i̇nsanlar bir kaybettiğini geldik. zannediyor. Evet, hani Çünkü, çok bir, beklentiyle ya. Ya. Çünkü Hı -hı. bir beklentiyle yapıyorlar. Çünkü bir beklentiyle yapıyorlar. Hiçbir beklentim olmuyor. Herhangi bir karşılık beklemiyorum. Yani bir işte inancın neyse Allah'a mı inanıyorsun, ağaca mı, insana mı inanıyorsun neyse o illaki sana geri dönecek zaten. Bunun eminliğiyle yapmak lazım. Hı -hı. Yoksa bana şu şekilde mi geri dönecek? Bu şekilde mi geri dönecekle Hayat geçmez, geçmez ki. Yani bende bir bende bir potansiyel varsa bununla alakalı senin ihtiyacını görebiliyorsan ve sen de bunu benden talep ediyorsan su vermekse su vermek, sırtını okşamaksa sırtını okşamak neyse artık hı hı. bu yani anlatabiliyor muyum? Gerçeği söylemekse gerçeği söylemek. E, o zaman elimden geleni yapıyorum. Hı hı. Bana alınıyor musun darılıyor musun güceniyor musun elimden gelen e, naiflikle e, ve niyetle temiz hı hı. niyetle yaptığım zaman işte o zaman her istediğini yaparım yani neden hı hı. yapmayayım ki çünkü hı hı. o da öyle. Hı hı. Peki sen onunla olan aşkını nasıl anlatırsın? Çok evet. iddialı bir yerden geldi yani çünkü evet. her istediğini yani yaparım çıkabilecek bir şey diye. yok evet. Ee, tabii işte kelimelerin insanın aklında yarattığı algıyı da iyi düşünmek lazım. Her istediğini yaparım. Zaten hep öyleydi. Hı. Ama her istediğini yaparım e, sınırsızlık değil sadece. Ve çok güzel bir şey değindi. Karşılıksız sevgi. Aslında temelinde bir karşılık beklentisi var bu cümlenin. Biliyorum. Tabii ki karşılık. Ama şu e, bir bedel olarak değil de seni geliştirici bir şey olduğunu farkında mısın karşılığı? Her zaman beklentisi Hı. olması lazım insanın. ...kaç taraflı ilişkisinde. Bu da saflıkla temizlikle ancak korunabilir... ...yine dediği gibi. Benim tarafımdan... ...aşk ilişkide bir tarafın... ...mutlaka e, bunu taze... ...tutmasıyla alakası olduğuna inanırım. E, eşlik demek... E, ...benim aklıma gönlüme düştüyse... ...onun da aklına gönlüme düşmüştür... ...eminliğiyle hareket etmektir. O zaman e, aşk dediğiniz şey... E, ...genişler... ...aşk dediğiniz şey ilerler... ...aşk dediğiniz şey yakıt olur... ...ama... ...küçülmez, büyümez, ilerlemez, gerilemez fikrinden uzak hareket edilirse. Çünkü ilişkide ilk günden kimyanın da, biyolojik kimyanın da etkisiyle... ...ve aşkın getirdiği o ilahi, vasıfsal, her şeyi yapabilecek muktedirliğin... ...seviyesinin düştüğünü düşünüyor. İşte burada o düştüğünü düşündüğü anda... ...kendisine dönmeli insanı. Taze tutmak lazım. Bizim en büyük başarımız... ...her bir yeni güne... ...sanki ilk günmüş gibi uyanma... Ve bu ilk günün arayışı içerisinde kalma sanırım. Benim bir gün yorgunluktan, yoğunluktan, ertesi günün fikriyle uyanmam. Onun dikkatini çekiyor ve bana diyor ki bugün yeni bir gün. Ya da o bu yorgunlukta hareket ediyorsa ben diyor ki bugün yeni bir gün. Aşk dediğin her anı taze tutmak. Hı -hı. Her zaman hem de. Efendim gece, gündüz, hastayken. Çünkü senden bağımsız çalışan bir şey var. Ama benle de bağlı olan bir düşünce yapısı Hı -hı. var. Onun kontrolü de bizde. Uzun ilişkinin sırrı da bu aslında belki biraz. Taze tutmak. Hı -hı, taze. O çok genişletiyor insanı. Hı -hı. Benim bakış açım bizim ilk günkü gibi genişleyen ve sürekli taze tutan bir tarafımız var. O da nasip oldu bize yani Allah'ın lütfu diyelim. Bu bir uyum çünkü. Peki tamam her şey çok güzel diyelim ki ama böyle birer cümlede şey söyleyeceksiniz. Birbirinizde neyi değiştirirdiniz? Hadi bir imkan var diyelim. Sen Kadir'de neyi değiştirmek isterdin? Sen Neslihan'da neyi değiştirmek isterdin? Bunu daha önce hiç düşünmedim herhalde. Aklına geliyor. Duygu olarak mı, duygu olarak mı, fiziksel olarak mı? Duy, duygu, hani Evet. fiziksel 360 değil de. Evet. <laughs> Bilmiyorum, istemezdim herhalde ya. Ne <laughs> güzel. Yaptım yapacağım diye. <laughs> <laughs> daha ne kadar güzel. Daha, daha nasıl ne yapayım Hayır hayır şaka yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok güzel güzel. Rahat ol. Rahat ol. Bilmiyorum. Senin aklına geliyor mu? Ben de neyi Yo, değiştirmek hiç, isterdim? Hiç böyle bir fikrim de olmadı. Bazen ya. böyle falan oluyorum ya. Bazen aşırı atik davranabiliyorum ya. Acaba sen onu mu değiştirmek isterdin bende? Sen galiba bu tarafını değiştirmek istiyorsun. Beni bahane Hayır, <laughs> <edin Şu an. gülüyor> <Yani, gülüyor> yani Ben zaten onun idmanını yapıyorum ama Şimdi... bazen şikayet ediyorsun. <laughs> Sakin ol tamam diye. Evet çok hızlı. Çünkü benim kafam böyle aşırı hızlı evet. çalışıyor tamam mı? Ve böyle tık 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 falan gidiyor. E, aynen öyle gidiyor ve e, organizasyon yeteneğim çok iyi. E, ve çok çok hızlı düşünebiliyorum ve e, o an olsun istiyorum. Yani çünkü olmaması için Hiçbir herhangi bir yok. sebep yok yani evet. neden olmuyor? Hadi yapalım o zaman. E, zaten bizim elimizdeyse bunu yapmak hadi yapalım. Tamam De, olacak olur. Bir şey yap hani falan. Evet hani. Alt Dö yani evet. dört dörtlük hiçbir şey olmayabilir. <laughs> Çünkü dört dörtlük diye bir kavram olmamalı bence. Ben yani... de muhakkak o dört dörtlük zorlamanın peşindeyim. E mutlaka yani vardır. Yoksa belki vardır <laughs> ya. Mutlaka vardır ama e, o dört dörtlük demek ben, benim algımda başka bir şey olduğu için onu 360 derece görebileceği bir genişliğe taşımaya çalışıyorum. <laughs> ben onda bir şeyi değiştirmemek için kendimi değiştirmeyi tercih ederdim diye <laughs> bu soruya e, cevap vermek istiyorum. Vay! Çok romantik, çok güzel. Birbirinize lakaplarınız var mı? Bu Rovanshın Rovanshını alırım ya. Yani. Evet, 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 evet. Bu romantizm cümlesine lakaplar var mı? Seni mesela ben sütlaç mı diyor musun? <laughs> Bravo sana ya. Hadi <laughs> <laughs> çok sağ ol. Benim ona taktığım bir sürü lakap var. Yani. Sütlaç. Evet, sütlaç benim en sevdiğim tatlı. Mesela evde sütlaç diye mi bağırıyorsun? sütlaç falan. Arkadaşları arasında. Yani mı? Ya, şarkı şarkı arası mı? mı? Hayır, 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 ciddi kötü. Anladım nerede ciddiyet işte. Anladım hoca sütlaç <laughs> derim ki. Hayır hayır. Yani Evet Kadir, evet bence evet. Hayır. Evet, evet. evet. Arkadaşlar arasında sütlaç aşağı ha, sütlaç diyorlar. Evet yani. Bana demiyor ama. Kadire'ye Kadire sütlacım falan demiyorum da "Men bir sütlaç yiyesim geldi falan" diye mesela eşe dosta. Senin o komik yanında varmış galiba. Sette evet. Evet Bodrum'daydık işte <laughs> Edip var işte Edip Tepeli onunla muhabbet ediyorduk işte onun da eşi İstanbul'da mıydı öyle bir şeydi işte Kadir de İstanbul'da falan. Sütlaç, sütlaç diye ben bahsederken o da sütlaç demeye başladı. Ya bir sütlaç ne güzel olurdu falan diye böyle. Ya, sütlaç özledim. özledik. Evet sütlaç özledik şimdi tadı ne güzel olurdu falan böyle. Tarçınlı mı fırında mı şöyle mi böyle mi diye geyik yaparken. <laughs> ekipten arkadaşlar canımı sütlaç çektiğini duyunca e, gidip e, benim karavanımda e, baya böyle bir kazan işte tüp almışlar <laughs> şey yapmışlar ve sütlaç, sütlaç yapmaya başlamışlar. <laughs> Halbuki o kadar masrafa gerek yok. Arayın Kadir'i getirin. <laughs> Kadir'i getirin karavanda dursun. Onlardan falan. ne, na, ne yapıyorsunuz? Geldi. Neden şu kaynatıyorsunuz falan? falan deyince sen canın sütlaç çekti. Biz de size Sürekli böyle bir sürpriz yapalım. Sürekli sütlaçları gidiyor <laughs> falan diye. böyle <laughs> bir evet böyle bir olay yaşamıştık. <laughs> Çok güzel. Sen ne, sen ne dersin Neslihan'a? Ee, ateş parçası derim ben bol bol ona. İki gözüm derim. Var bazı lakaplarım yok değil, daha de, bazı da sır vermeyeyim şimdi. Telefonlarınızda ne diye kayıtlısınız? Hani Kadir Neslihan diye mi yoksa? Kadir Doğulu diye kayıtlı. Sen de Neslihan Atagül. Neslihan Doğulu. Peki biz seninle daha önce röportaj yaptığımızda geçen sene şeyi anlatmıştın. Ee, i̇şte Fatih Harbiye setine gidiyorsun. Ya, sete gitmiyorsun. Kimle çalışacağını söyleniyor. Evet. Ondan sonra bir restorandan içeriye giriyorsun. Evet. Neslihan'ı orada görüyorsun. Evet. Öyle vuruluyorsun o hani ilk görüşte. Aşk ve hani ondan o kadar etkilenmeni konuşmuştuk ama ben bunu Neslihan'a sormamıştım. Hani Neslihan o sırada ne hissetti? <laughs> hani onu bilmiyoruz. Hani hani o da ilk görüşte aşık oldu. Evet, benden bunu dinlediniz dinlediniz dinlediniz. Evet, şunu... evet. evet. böyle, belki de şunu Kim bu ya? Evet. Dönüş tam olarak öyle oldu. <laughs> biliyor musun? E, biz işte Tam şey olarak öyle şey? oldu. Diyor. Gerçekten öyle oldu. Ben Kadir'in bana kim bu dediğini tam olarak duymadım ama böyle bir küçük ağzını okudum. Şöyle bir dön Kadir'i gördüm. Böyle bir şapkası vardı. Şapkasını düzeltiyordu falan işte. Böyle beni gördü. Kaldı böyle falan. evin cebine mi koysa ne olsa bilemedi falan. Ben dedim ki herhalde bir şey yarıyor. Ondan sonra kafamı çevirdim falan. Kadir mi? Falan yaptım böyle hani. O mu ya? Falan. <laughs> Ondan sonra işte. Aslında tam olarak orada kaldı. Sonra sette e, ee, başladı. Tanıdıkça. Yavaştan evet tanıdıkça. Ya çünkü Kadir'in merhameti, vicdanım, Heh, onu set onu neyine uyumu, diyecektim. Yani insanlarla muhabbeti yani beni acayip etkilemişti. İşindeki disiplin, kendi öz saygısı yani beni, beni gerçekten çok etkilemişti. Oh, bunları ilk defa duyuyorum. Vay. Seni zaten ilk görüşte Çarpıldım aslında. Yani. Peki kaç yıl oldu evlilik? Ama bence ben tavladım bu arada. Sen mi tavladın? Bence ben tavladım. Biz, bence değil, öyle zaten. Ben bir yere kabul etmiyordum bunu. <laughs> evet. Ama artık kabul ediyorum. Sen tavlarken ne yaptın? Ee, yani etrafında pervane olmak gibi bir kavram vardır ya. Hı hı. O benim için bir başlangıç oldu. Ama sonra bir denge getirmeye çalıştım ve dedim ki yani bu kadar da şey yapma çaktırma. Sonra beyefendi gibi toparladım kendimi. Ve uzaktan gözlemlemeye ve bir ihtiyacı varsa kulak verme evresine geçtim. Sonra o evreden bir süre sonra o farklı bir enerji ve farklı bir bakış açısıyla cevap verir oldu halime. O zaman çok kaliteli ve dengeli bir yakınlaşma evresine geçtik. Ve bir gün çok yorgundum. Gerçekten sabah karşı setten çıkmıştık. Ben koltukta oturuyorum arkamdan gelip şöyle omzuma ve boynuma bir masaj yaptı. Beni orada bitirdi. Ha orada ilk ilk yürüme orada mı oldu? Evet. Yani böyle <laughs> bir dokunuldu falan. Abi evet. bir şey bir yok doktrumdum. merak <laughs> etme. <laughs> Peki e, kaç sene oldu evlenir? Altı. Altı. Altı senede ilişkinin hiç zedelendiği oldu mu? Yani bugünkü mimar o zedelenmeden o tür Hı -hı. mimarlık zedelenmeden o tür. Gediklerimiz, kavgalarımız, tartışmalarımız her iki tarafında gönlü genişliğiyle kabul etmesi de buraya kadar geldi. Biz e, her gün evde e, işte de bileyim şampanyalar patlatıp efendim televizyon izleyip aileler ve arkadaşlarla ya da oturup bir <laughs> kitap okuyup böyle geçmiyor ki günümüz. Tartışma var bu işin e, temellerini oturtmak için gedikleri bulma yöntemimiz bizim. Şimdi o bende bir yer bak dedi ya o bak dedi bende eksik ya da daha olgunlaştıramadım bir tarafı gördüğü zaman orayı zorlar ortaya çıkınca da güvenir bana. Hı hı. Benden kin, nefret, öfke, alınganlık çıkmayacağını bildiği için orayı kaşır 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 ortaya çıkar. Bak gördün mü der bana. Evet, teşekkür ederim. Benimle. Siz bayağı arkadaş gibisiniz. Yani Aynı evet, zamanda hani, evet, hani, evet hani evet evet. hani evet sevgilisiniz, çok aşıksınız. Okey ama bir yandan da çok Yok, yakın. Yok ben arkadaşlığı kabul etmiyorum. Arkadaş diyor. gibi. Neden? Ben etmiyorum. arkadaş bu ama bu halkımızın, hepimizin düştüğü bir yanılma. Ama arkadaş... Sen benim arkadaşım olamazsın. <laughs> Yavrum <Sıkşan> şimdi <laughs> bir tane bazı algılar var. Efendim ruh eşi gibi. Yani sonra biz çok iyi dostuz gibi arkadaşız gibi bunlar ilişkiye sekte vuruyor, aşkı öldürüyor, ilgi ve alakayı kesiyor çünkü hiçbir arkadaşlık genellikle ender giden evlilik gibi çok uzun gitmiyor. Ama ama bir dakika ama ben Özünde senin ama bir dakika bir ya. ben lazım. senin arkadaşlıkla ve dostlukla dinlemiyorsun ama son <gülüyor> <gülüyor> yani az önce söyledim evet arkadaş dedim yani burada Hakan'la benim yaptığım arkadaşlıktan bahsetmiyorum ki. Arkadaş dediğin şey sırtını aynı zemine yasladığın insan demek. E tamam o zaman öyleyse öyle. Ama yani Hakan'la kurduğumuz arkadaşlık gibi bir arkadaşlık değil i̇şte, ki bu. Güzel bir açıklamaya vesile oldu. Çünkü insanlar bana yolda bile sorar oldular. E, nasıl beceriyorsunuz bu işi diye. Ve hep onların dilinde PSYK olmuş şey var. Ruh eşinizi bulmuşsunuz. Hayır efendim ben ruh eşimi falan bulmadım. Ruh eşim benim gibi birisi. Ben kendime katlanamayabilirim yani. O kadar olgun olmayabilirim. <laughs> Zıttı olacak ki bendeki olgunluğu yukarıya, zıttı olacağım ki ondaki olgunluğu yukarıya taşıyabilirim. Zıt kutuplar birbirini iter. Bu istemedikleri için değil, bir çeşit kavuşamamazlığı Tamam arkadaş diyor. işte. Arkadaş, bak arkadaş. <laughs> Benim arkadaşım olmaması. <laughs> Peki o zaman senin bir cümlen daha var. Neslihan'ı nefesimden bile kıskanırım. Evet ama sadece bak bir yerini almışsın gördün mü? Aldım çünkü benim röportajımdı. Ben bunu başlık bile atmış oldum. <laughs> Hakan evet sen öyle sen, sen de öyle tehlikeli şeyler yapıyorsun. <laughs> Yapa, yapalım, artık. yapıyorsun yapıyorsun. Artık, bu da mesleki şey. Yani bana kıskanmıyor musun diye sormuştun. Ben de dedim ki hayır kıskanmıyorum. Sonra sen hatırlıyorum yüzün değişimi. Ya evet kıskanmıyor değilim kıskanıyorum. Nefesimden, dokunmamdan, kendimden bile kıskanıyorum. Ama bu onun hayatını daraltacak bir kıskanma değil. Bu onun en güzel hallerini ortaya çıkartabilecek bir farkında kalma hali. Nefesimden kıskanırım. Ya nefes beni yaşatan şey. Düşün. Ben yaşıyorsam onunla yaşadığım bilincini herkese yaşatmak isterim. Demek istediğim şey bu. Ama mesela profesyonel oyuncularsınız ikiniz de. Yine de kıskanmaz mısınız? Yani Kadir'in bir kadınla yakınlaşması. Kınanma haline, korkusu. Veya senin <laughs> Millet hakkımda ne düşünür? Toplumumuzun en büyük sıkıntısı evet. bu. Komşum ne düşünür? Annem ne düşünür? Babam ne düşünür? Bu insanı tutar ayağa çeker. Aşağı çeker. Bir potansiyel var. ve O zaman neden doktorların e, bir hanımefendiyi muayene ederken ya da... Bu bu çok saçma bir şey. Hı hı. Bu çok korkutucu, dark, karanlık, hı hı. örümcek ağlı bir yere doğru gider. Bunun timsali olacaksam kınanmaktan korkmuyorum. Hı hı. Kadın dediğin özgür, ahlakı eteğinin boyunda, e, partileriyle girdiği ilişkide aranmayacak. Bütün iffeti yüzündedir. Bütün iffeti yüzündedir. Bu oradadır değil. Takındığı tavrında görürsün. Aslında bütün iffeti buradadır. Ruhundadır, duygusundadır. Bir kadın, efendim şunu yapacak ya da bir erkek bunu yapacak, kıskanıyorum, sınırlandırılması karanlık bir yere götürmeli insanı. Kusura bakmasın kimse. Ben böyle kıskançlıklarla mücadele ediyorum çocukluğumdan beri. Ee, ailemde, sosyal hayatımda, etrafımda. Ben de bir ara oraya kapıldım. Sonra hiç hoşuma gitmedi. Ee, bir gün evleneceksen, eşimi el üstünde tutmalıyım. E, el üstünde tutmalıyım, bir torpil değil bu. Gurur duymalıyım. Şimdi birisi de, Diyelim ki eşimin ya da arkadaşımın yaptığı şey bende bir kıskançlığa sebep oluyor. Gidiyorum onları suçluyorum. Ya bir dakika bu kıskançlığın doğduğu yer burası değil mi? Burası değil mi? Bunun nereden geldiğini araştırmak istemez misin dostum? Annenden mi kapmışsın, babandan mı kapmışsın, toplum mu baskılamış? Yoksa bir yanlış öğretimi ya da karanlık bir bölge mi? Bununla yüzleşmek istemez misin? İşte bunları yaptığın şey savaş diyor. İslam'da, Türk kültürü de, alimler Mustafa Kemal Atatürk gibi gazilerde bunu söylüyor. Savaş burada, bunun içinde. Burada değil. Bir alınganlık ortaya çıktı zaman karşındakini suçlamayacaksın. Hop diyeceksin kendine. Bak alındın. Hadi gel bunu kaynağı neresiymiş? Bir bilene danışalım ya da kendi içimize dönelim. Savaş bunun için var. Savaş bugün Rusya'daki, Orta Doğu'daki, dünyanın neresinde yaşanıyorsa yaşanıyor. Bu, bu başka bir şey. Savaş bu değil. Bir kelimenin binlerce anlamı var ama en güzel anlamı kendi içinde bulduğun kadardır bence. Bir de insanız. Yani güdülerimizle hareket ediyoruz. Ben şimdi kıskanıyorum diyormuşsun <laughs> yani falan. bütün <laughs> falan Hayır, çok güzel hayır, bir vasıf. Hayır, Yani güdülerimizle hareket edemeyiz ki. Öyle de bir durum var. E bir de yaptığımız meslek bu. E bunun da bilincindeyiz. E bununla kavrulduk. Bununla da büyüdük aynı zamanda. E kendinden eminsin, karşındakinden eminsin. Yani ötekisi çok başka yerlere gider. Peki romantik misiniz? Ne demek yani? Yani mesela Kadir'in en romantik hareketi neydi şimdiye kadar? Ya Kadir'in çok romantik hareketi var ama en çok etkilendiğim şeylerden bir tanesi... Yani söyleyemeyeceğim çok şey var şu an ama... Bir gün... Ee, çok büyük kavga etmiştik. Bunu anlatabilir miyim? Çok büyük kavga etmiştik ve ben böyle... Kadir motor bilmeyi çok seviyor ve böyle bir sürü kaskları vardır falan... Onları falan kırmıştım Şakıyoruz. her yer her yerde yani böyle İlk bir şey olamaz <laughs> yani ama böyle bir şey olamaz yani neyse evi çok büyük batırmıştım falan her yer cam kırıkları falan ve böyle işte evden çıkmaya çalışıyorum falan kapıyı Bak, açamıyorum. Herkesle aynı ilişkimiz görüyor musun? Ondan sonra Burada bir büyüklük bir olgunluk yaratmaya çalışıyorsun. <laughs> çıkmaya çalışıyorum çıkamıyorum falan neyse böyle çıktım ben evden gelmiyor arkamdan. Yani delireceğim <laughs> neden gelmiyoruz? Yani gelmen lazım Nasıl? filmlerde evet. böyle değil evet. <laughs> Hayır gelmiyor falan. Bu sefer ben böyle tüm serseriliğimle gecenin bir yarısı kadar aç kapıyı falan Teşekkür diye. Diyorsun. Böyle... Evet. Yani bu ilişkinin serserisi benim bu arada. Yani çok büyük serseri. Ondan sonra aç kapıyı falan neyse <laughs> İnsanlar pencerelerinden bakıyor Allah dur çocuğun da başına bu kız geldi falan ya böyle. Aa, komşularından çok iltifat almış. <laughs> Tutkulu insanlarsın. Ne kadar işte. sabırlısınız <laughs> falan demişler her <laughs> zaman da. Ondan sonra neyse böyle açtı bana kapıyı gecenin bir yarısı. Ben böyle geldim bir şeyler söyleyeceğim falan yere basacağım. Ama böyle her yerde işte cam kırıkları falan var. Ayaklarımı ayaklarının üzerine aldı böyle. Sonra belimden tuttu ve beni böyle pıtı 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 bı bı <laughs> içeri doğru götürmüştü mesela. O böyle aşırı ince, i̇nce bir hareketti evet. bence. Çok güzelmiş. Bir... Kızgın olmama rağmen. Gerçekten. Ya bu onlardan bir tanesi. Şu an aklıma bu geldiği için bunu söyleyeyim dedim. Ya çok güzel hikayeymiş. İşte göründüğü kadarını biliyor insanlar bizdeki ama dediğim gibi hiçbir farkımız yok. <laughs> Yine fark insanların algısında. Yaptığımız işten dolayı kameralar, mikrofonlar gazeteler hanelerine giriyor bizle beraber. Ve bir algı oluşturuyorlar. Ve onu da biraz yukarı doğru yapıyorlar o algıyı. Bizden ileridir. Efendim dokunulmazdır, uzaktır. Bunlar şöyledir. De... Hiçbir farkımız yok. Hiçbir farkımız yok. Peki bir yandan gecenin ucunda başladı bu sezon. Evet. Ee, neden ben... benim en romantik anımı sormuyorsun? Aa, evet. 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 Dur buraya geçelim. sen onu bekliyorsun <gülüyor> şimdi <gülüyor> anlatacak diye. Evet Neslihan'ın sana yaptığı en romantik hareket neydi? Çok yok bu arada. Yok çok ya, yok, her, ama. Her, her zaman Hayır ya. bir şey vardır yani dikkat ettiği bir mesele şey vardır. Dur ama sen çok çıtayı çıkarttın şimdi yukarıya. Ben buraya sorudan dönüyorum. Bir Oo, de yani bir, bir de, de. Bir, bir, de kendini övdü. Kendini Artık övdü nasıl, evet. Mi? Çıtayı yukarı çıkardım. Ama yani. ben böyle bakmamıştım ki konuya. Sen bendeki o anı düşünsen ben çıta yukarıda değil tam çok primatif düşünüyorum. Ben bu kadını seviyorum. Ayağına da zarar gelsin istemiyorum. Kızgınım primatif. Koydu ayağı, sen şimdi burada onu büyüttün. Senin sayende büyüdü o. Yoksa ben kendimi övdüğümden değil e tamam şimdi benim yaptığım en ufak bir şeyi sen nasıl büyüteceksin göster bak <laughs> İşte kadına Zorluyor ait muyum? güzel özelliklerden bir tanesi bu yaratıcı tarafı çok güzel. Bulurum ben sen merak etme. Mutlaka güzel ve anlatılası. Yani bir romantik hiç... hareketi vardır çok ya var, hiç yapmadı? Evet şimdi de gecenin ucunda da kalmış. Ben bu romantizme geri döneceğim birazdan. <laughs> bu arada Kadir'e bir düşünme süresi veriyoruz ve... Siz e... yaklaşık 15 dakikadır düşünüyor Kadir düşünüyor, bu arada arkadaşlar. Aralar verildi çaylar içinde bulamıyor. tabii tabii bulamıyor. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda çünkü şöyle bir şey dediniz. Yani Neslihan'a şey dedi Neslihan da romantik bir benim <laughs> ajandamı düzenler. <tuzanları. gülüyor> Öyle demedim tabii ki. Yani Hayatımı organize, organize işte ya, Çalışma arkadaşlarımız bir bakarım ben de çok ilgilenmeye başlar. Gittiğim yerde karşılar falan diyor ki nereden geldin? Nesli Hanım'ın yolundaydı. Benim çok hoşuma gider mesela. Ya da diyor ki sen burada ne işin var? Neslihan Hanım söyledi. Ve yani hep dahil olurdular hayatıma ve bir öyle bir beklentim yoktur. Ben hallederim ama o beni düşündüğü için bütün ekibi o yoğunluğumu angaje eder ve bu benim çok hoşuma gider. Bu çok romantik bir hareket bence. Bence öyle. Evet. Doğru. Bence öyle Hakan. Niye biliyorsun? Bence öyle. öyle. Senin yılbaşında. Gerçi başı geçmiş olur. Senin en kısa sürede Kadir'e bomba bir romantizm. 14 Şubat Ama Ama mesela ne yapmam lazım? <gülüyor> 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 Bana biraz bir şey söyler Yıllarca öğrenemiyorum. Bulacağız. Işte. Bunu bulacağız yani. Peki. <laughs> Çünkü hayatım düzenlerle olmaz. <laughs> Ay yanaklarım ağrıdı gülmekten yavrum yani bir şey söyleyemedin ya ne bileyim yani. <laughs> ve hep kurtarmaya çalışıyor. Çiçek Kendi varlığı <laughs> romantizm duygusallıksa ve yaratıcılıksa ya da bir hediye vermekse kendi varlığı bana bir hediye. Top çeviriyorsun hala. Ama, ama Neslihan biraz önce bir şey daha anlattı. Bir hikaye daha. Kadir'e bir artı daha vereceğiz. <laughs> Böyle bir bomboş bir alan gökyüzü. Neydi hani hikaye? Ya şöyleydi aslında işte alabildiğince bomboş bir alan. Çünkü biz hani işte kamp yapmayı falan çok seviyoruz Kadir'le. Ee, ve böyle gökyüzü çok güzel görünüyor falan. İşte muazzam bir sessizlik var. Ve işte koskocaman ovanın ortasında Kadir ve ben varız sadece. Ve ben böyle sırt üstü uzanmışım. Az önce fotoğraf çektik ya Kadir de işte aynen böyle işte bana bakıyor falan. Benim gözlerim kapalı ve Kadir şöyle bir şey söyledi gözlerini aç dedi. Ben böyle gözlerimi açtım falan. Gökyüzünü görebileyim dedi. Benim için aşırı romantik bir şeydi mesela. Hani... Terledim bir <laughs> Benim ya ben... hayatını organize ediyor olmamdan daha romantik. Daha romantik işte. evet. <laughs> Çok iyi. Evet romantizmi kapatıyorum. Yani, yani kapatmak zorundayız, zorundayız. Yani, evet, Çünkü evet, bir yere gitmiyor. gitmiyor. Sürekli Kadir e artı puan yazdırıyorum. Artı puan Olmuyor evet. böyle. Şimdi gecenin Ucunda'dan bahsedelim Lütfen. bu sezon. Başladı diziniz <laughs> ve siz Fatih Harbiye'den sonra aslında ilk kez e, bir dişte evet. birliktesiniz. E, i̇lk önce bu kararı nasıl aldınız? Yani bu e, hani dışarıdan bir izleyici gözü, gözüyle baktığımız hem küçük risk de içeriyor gibi yani çiftler ve ekranda da bir çiftimi canlandıracaklar. Olur mu, olmaz mı, nasıl olur? Hani insanların en aklında çünkü büyük bir işe giriş bu yani ikisinizin partner olarak bir dizide olması nasıl karar verildi bu işte bir arada olunmaya? Zaman içerisinde piyasanın, sektörün bizden bir beklentisi olduğunu zaten biliyorduk. Birçok yapımcı Neslihan ve beni bir araya getirmek için en var çeşit proje yolladı. Ve aslında doğru bir kimyayla yollamışlar. Bugün gecenin ucundanın varlığıyla ortaya çıkıyor. E, bambaşka bir kimyayla yolladılar bizi, biz bambaşka bir kimya işledik. Kazım ve Macide karakterleri e, Kadir ve Neslihan'dan öte bir şey oldu. Karı kocadan çıkartabildik. Bu hem bir başarı getirdi hem de bir dezavantaj yarattı. Bizi, bu karakterleri insanların çok sevmesi ve ayırması gecenin ucunda da yeni bir ilişki efekti yarattı. Hı -hı. Ve bu bir handikap haline geldi. Bunlar ne zaman yaklaştı? Ben çünkü bu işin yapıcısı olduğumuz Hı -hı. için Analitik olarak da e, bakabiliyorum bizi. Bu güzel bir kimya ve muazzam bir izlek ortaya çıkardı. Ama bunlar bir araya gelene kadar çok zorlandılar. Ve beni Kadir olarak değil, Kazım olarak çok kabul ettiler. da Neslihan olarak değil, Macide olarak evet. çok kabul ve bu bir dezavantaj haline gelmeye başladı. Bunlar nasıl bir araya gelecek, nasıl bir araya gelecek hikayesini örgülemek, bir araya getirmek, bir arada tutmak çok zevkli oldu bizim için. Ama bu avantaj ve dezavantajlarını yaşadık. Ve Fatih de güzel bir kimya çıktı ortaya. Burada da bambaşka bir kimya çıktı ortaya. Yapımcısı olarak ulusal TV'ye, ulusal bir kanala yapıyor olmamız, yapımcı olarak da bizim de söyleyeceğimiz şeyler var ve pastayı büyütebileceğimiz fikirlerimiz var demek çok geliştirici geliştirici ve çok zevkli ve olağan da geliyor bana. Hı hı. Biz ikimiz de bu şirketi kendi öz sermayemizle kurduk. Kişisel birikimlerimizle yaptık. Çok olağan geliyor bana. O belki 17 yıldır, ben yaklaşık 12 yıldır bu sektördeyim. Muazzam bir gözlem alanı verdi bize bu sektör. <laughs> Setler, dizi setleri. Sadece oyuncu olarak olamıyorsun sette. İstesen de istemesen de. insan böyle gitti her yere araştırmak üzere, gözlemlemek üzere. Ve bir süre sonra bir olgunluk geldi. Ve kişisel olarak yatırım yapmak isteseydik ne yaparız diye sorduk birbirimize. Tabii ki kendi sektörümüzde olmalı diye. Pastadan pay almak değil, pastadaki e, bütünlüğü çoğaltmak, çoğaltmak. hedefimizdi. Ve bu açıdan da bizim için ilklerden bir tanesi. Yeniden bir araya geliyor olmamız bizim için çok heyecanlı. Ve halk da bunun yerini buluyor olması bu ya, bir hediye. Evet hani ben de işi izliyorum ve gerçekten hani ikinizin evli olduğunu bildiğimiz halde gerçekten sanki orada birlikte olacaklar mı olamayacaklar mı? Hani yeri geliyor ki kızıyorum. Ondan sonra hani o ailedeki ne olaylara kızıyorum. Bize? Hani bu gerçekten şey midir yani bunun... Birlikte oynamanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Yani gerçekten o aşkı inandırmak için, ekrandaki aşkı inandırmak için yaptığınız özel bir şey oldu mu? Yani çünkü orada gerçekten şey gibi değil yani motor kes dediğinde aşk yaşayan bir çift yokmuş da gerçekten birbirine ulaşmaya çalışan iki insan varmış duygusunu aktarmak. Neslihan'ın bununla ilgili bir tekniği vardı, metodu vardı. Tavsiyesini dinledik. Yani özlemeyi burada biraz ateşleyici ve tutkuya çevirici bir yöntem olarak kullandık. Set yaklaştıkça birbirimizin plan ve programlarına saygı duyarak bir süre görüşmedik mesela. Ha araya o, şey koydu. Özlem tutkusunu ortaya çıkartabileceğine inandık ki yer de buldu. O da yine Neslihan'ın oyunculuğa çok kafa yormasıyla beraber ortaya çıkan bir metottu. İlk etapta bunu kullandık. Ama sette benim için avantajdan başka bir şey değil. Benim için de çok avantajlı tabii. Yani huyun suyun her şeyini bildiğim biri. Ee, eşim var yanımda. Benim, benim tek bir bakışımdan ne halde olduğumu anlıyor. anlıyor. Benim ne hissettiğimi anlıyor. Ee, bu demek değil ki işte diğer diğer oyuncu arkadaşlarla çalışmak zor falan. Hayır değil. Yani sonuçta neredeyse 10 yıldır beraberiz ve aynı seti paylaşınca hani zaten ben çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Çok aşık olduğum çok eğlendiğim bir işi yaparken bir de bunu eşimle yapıyor olmak hani gerçekten bana hiç çalışmıyormuşum gibi hissettiriyor. Hı -hı. E çünkü ne olursa olsun birbirini seven insanlar şunu yaşar ya bir saat bile önce eve gitsen e, ya da bir saat bile önce eve gitse e, bir an önce o kavuşma arzusu vardır ya. Şimdi şükür hep böyleyiz Hı -hı. yani o... O açıdan da ekstra avantajlı hissediyorum ben, kendimi açıkçası. Peki şifa konusunu işliyorsunuz. Eee <laughs> yani Aynı konularınızdan zamanda, evet. bir tanesi de şifa. <laughs> ee, gerçekten mesela bu hani işteki gibi şifa ile böyle bir ilişkiniz var mı? Ee, hani şifalanmak ve bu gibi şeylerle yoksa hani senaryodan mı dolayı ve hani gerçekten mesela hiç hayatında şifacıya falan gittin mi? Çünkü <laughs> senin öyle bir yeteneğin var dizide ve o kadar inandırıyor ki ben A şifacıya mı gitsem falan diye bir noktada düşünmeye başladım. <laughs> hani hiç öyle şeyler yaşadın mı hayatında? Yok gitmedim aslında. Hiç öyle şifacı da karşıma da çıkmadı herhalde. <laughs> e, ama hani bizim kodladığımız şekilde, e, yok aslında bir kere karşıma. Bura bizim dizideki kodladığımız şekilde yok ama hayatımızda şu sırada var. Evet hayatımızda hayatımız var. Evet yani. <laughs> e, 11. bölümdeydi sanırım şifa aşktan geliyordur belki de diye bir repliğim var o kadar doğru ki bence yani sende neyin aşkı varsa e, senden o şifayı alabileceğimi düşünüyorum. Hı hı. Bende neyin aşkı varsa sana o şifayı verebileceğimi düşünüyorum. Hı hı. Kadir'e de aynı şekilde, buradaki herkese de tüm dünyaya da aynı şekilde. Benim için şifa biraz böyle bir şey. İnanırsan olur. Gerçekten inanırsan ve elinden gelen çabayı gösterirsen şifalanmayacağın hiçbir konu olmadığını hı hı. düşünüyorum ben. Biraz böyle bakıyorum aslında. Hı hı. 10. bölüm itibariyle sanki böyle dizide bir şeyler bir tık değişti gibi. Hani ben de çok sıkı bir izleyiciyim ve çok heyecanlı bir hale geldi. İşte bir yandan sosyal medyaya bakarken de şey görüyorsun, çok paylaşımlar oluyor. Tempo çok yükseldi. Ne yaşadınız 10. bölümden sonra siz? <gülüyor> <gülüyor> yani ben mi yanlış yani izledim? Ya, yoksa... Bravo, iyi bir izleyicimizmişsin. Onu anladık. E, kavramsal olarak tempoyu da başka bir evreye soktuk. Senarist ekibimiz değişti en başta. Ve bu bilinçli yapıldı. Çünkü oraya kadar kitabın özelliklerini ve istediğimiz izleye getirebilecek bir odağı ilk hesapladığımız ekiple getirdik. Bundan sonrasında başka bir ekiple götürmeye karar verdik. Ve bu da izleyicide yer buldu. Ratinglerimize de yansıdı, sosyal medyaya da yansıdı, bizim hayatımıza da yansıdı, bütün ekibe yansıdı. Ve başka bir çeşit disiplin deniyoruz şimdi. Önceden de çok disiplinliydik, şimdi başka bir çeşit disiplinleniyoruz. Hmm. Senaristinden, yaratıcı ekibine, müzyasiyeninden, e, her türlü evresine kadar çok iyi kurdu. Ve bir yerde yeni bir şey deneme vakti geldi deyince o zaman da bir şeyleri hep beraber değiştirmeye kararı aldık. Ve bu sefer başka bir yerden söylüyoruz. Bu sefer başka bir tedrisattan, bu sefer baş... daha e, olayların çözülebileceği ve nabzı duygusal olarak çok yüksek tutabileceğimiz hı hı. bir yere getirmeye karar verdik. O değişimin etkisi bu. Bunu senden hı. duyduğum için çok memnun oldum. Çok güzel Öyle. demek ki ama bu da gerçekten Böyle gidecek bir süre Hissediliyor yani hani ekranda da. Hani çok şey böyle heyecanla izliyorum yani. Öyle. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sene yani geçen sene de konuştuğumuzda böyle üstünden bir sene geçti. Hani bir sene sonra konuşuruz demiştik. Hayatta neler değişecek falan. Hı. Sonra hani şimdi böyle bakıyorum işte bir dizi geldi. Ee, bir yeni bir sinema film projesi var. Ne hani yapımcı işin yapımcılık tarafına da geçtiniz. Hani neler yaşıyorsunuz orada ve bizi böyle neler bekliyor? Küçük tiyolar böyle var mıdır? Wow. bundan sonra hani sizden neler izleyeceğiz? Bu alim yapımdan neler gelecek? Müsaade eder misin? Tabii lütfen. E, Hakan'la bir sene önce bu zamanlar yine röportaj yapmıştık. 2023'e yaklaştığımızda neler olacak çok merak ediyorum dediği zaman ben de şey biraz böyle müpem belli belirsiz konuşmuştum. Demiştim ki e, sektöre katkısı olacağına inandım. Projelerle geleceğiz Neslihan'la beraber. Sinemada, Türk televizyonlarında dizi ve müzik piyasasında zaten olgunlaştırmıştık o dönemde hatırlarsın hı hı. işte yurt dışında 2 3 tane sinema filmi yapmıştık line producer ve producer olarak ve iç piyasaya döneceğimizin sinyallerini o zaman vermiştim. O günden bugüne bir tane Leyli Fer diye 45 dakikalık yurt dışı için tasarladığımız bir işimiz var. Öz sermayemize tek başımıza, hiçbir ortağı olmayan e, direkt yurt dışına burayı bir, bir çeşit bypass yapıp yurt hı hı. dışına e, sattığımız bir iş ve o çok başarılı gidiyor çok şükür. 120. bölümü çekildi ve tamamlandı. Ee, gecenin ucunda 2022'nin planladığımız işlerinden bir tanesi oldu. Ee, ve müzik e, yapımcılığı da yapıyoruz biz. Başlangıcımız da öyle aslında. İlk müzik yapımcılığı gibi başlayıp sonra film ve dizi yapımcılığına döndü. Orada da hem gençlerin önünü açmak hem yeni yetenekleri ortaya çıkartmak hem de bizimle de, e, zaten ismi olan ve bizimle de devam etmek isteyen insanlara kaliteli, veya e, Türk müziğinin kalitesini ortaya çıkartabilecek işler yapmaya gayret Hı -hı. gösteriyoruz. Yakında e, Mitat diye bir filmimiz var. Ocağın sonu itibariyle Türkçe konuşulan bütün ülkelerde vizyona sokacağız. Öyle görünüyor. E, Trajikomik bir e, film. Sevgili Doğu Yüce'nin kitabından uyarladık. Kimdir bu Mitat Karaman? Hı -hı. E, alim yapımın çok ihtimam gösterdiği, e, yurt dışından ilk yatırım aldığı projelerinden bir tanesi e, ve yurt dışı ortaklıklarımız var alim yapımda bizim. Ben bir, bir, sene kafayı kırıp sevgili eşimin müsaadesiyle romantik hareketiyle, bu bir romantizm bence, buna müsaade etmek romantik bence. Bir sene dünyayı gezdim ve entertainment dünyasında yatırım yapabilecek insanlar araştırdım Hakan. Ve onlarla kahve ve çay içmek istedim, yemek yemek istedim, fikirlerimi söyledim ve çok beğenildi. Ve Türk piyasasındaki entertainment dünyasında yatırım yapmak için alim yapımın doğru bir kaynak olduğunu düşündüler. Ve onların da ortaklığı, proje bazında ortaklığı olan işlerimiz de var. Yakın zamanda e, Ruhuş olsun sevgili, e, sevgili. Seyfi Dursunoğlu'nun hayatını sinema perdesine yansıtmak için girişimimiz var. Çok şükür bir buçuk senedir uğraşıyoruz bunun için. Bu işi yaratan ekip de bir buçuk sene öncesinden başladı. Yani <laughs> üç senelik bir çalışmanın ürünü bu. Bu hanımefendiler ve beyefendiler aynı zamanda Bergen filminin senaristlerinden <laughs> Müslüm filminin senaristlerinden. Yani aslında bu her iki filmin de yaratıcı ekiplerinde çalışmış ekiplerden. Ve bize nasip oluyor bu Seyfi Bey'in hayatını beyaz perdeye yansıtmak. 2023'ün projelerinden bir tanesi de bu olacak. Çok güzel. Mithat, gecenin Ucunda Leyli Fer Huysuz Virgin projesi ve yine niceleri. Yaz ekranına da hazırladıklarımız var. Ve dünyaya da hazırladıklarımız var. Bence zaten Huysuz Virgin global bir iş olacak. Onun için yine yurt dışından bazı paydaşlar gelecek ülke. Ben bu piyasa diye bilinen entertainment dünyasında Türk dizi sektörü ve sinema sektörü haline getirmek için canlı başla çalışan bir paydaş olmak niyetiyle çıktım sevgili eşimle beraber bu yola. Yine biraz önce söylediğim gibi pastadan pay almak değil de pastayı büyütmek Genişletmek, amacımız. Genişletmek, evet. O yüzden Alim Yapım bir sene içerisinde, son 9 ay, 10 ay içerisinde bu projelerle varlığını devam ettirmeye Çalıştı, çalışacak da. Yeni projeleri de var. Ee, Neslihan için dikilmiş bir özel kıyafet gibi projeler de çalışıyoruz. Muhteşem. Yine biyografiler, gerçek hayat hikayeleri. Neslihan bu anlamda bizi yaratıcı anlamda çok besliyor. Ee, hangi proje olursa olsun onun önünden geçip benim önüme geliyor ve hayata geçirilebiliyor. Çünkü onun yaratıcı tarafı, duygusal zekası, oyunculuğu benden çok daha ileride. Ben daha eylem adamıyım. Ee, benim de bazı yeteneklerim var mı kullanabildiğim ve duygusallığımı kullanabildiğim... Ben hayata geçirme konusunda, o fikir bulma ve yaratma konusunda... Ben de yaratılan bu fikre katkı ve sona götürme konusunda yetenekli İş Eş dediğim de bu. Hı -hı. Benim de fikirlerim var mesela. Ama benim fikirlerim bu alanda değil, bambaşka alanda. Onu da büyütmek çok hoşumuza gidiyor. Hı -hı. Bu bir aile şirketi. Sonra da halka arz etmek istediğim bir aile Hı -hı. şirketi. Bir aşı haline getirip halka arz etmek istiyoruz ve... Yönetimi daha iyi onlara bırakmak istiyoruz. Dilerim Çok güzel. Harika valla başarılarınızın evet. devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi bir de hızlı sorularımız var. Evet. 2022 denince aklınıza ne geliyor? Böyle birer cümle, ikişer cümle. Koz'a hazırlanma. Hız. Çok hızlıydı. Koz'a 2022. çok hızlı ölüdürsün. Evet. Yani aşırı hızlı geçti 2022. Ha. Peki 2023 için ne dilediniz yılbaşı gecesi? Ha. Devam etmek ister misin? Devam et istersen. Yani benim algımda dilemek, talep etmek ve gerçek olacağına inanmak hı hı. demektir. Bu eminlikle bu zamana kadar koza dediğim bu bir yatırım kendine, insanlığa, halka neyse o, o bir yatırım ve bir bekleme evresi. Hem çok çalışkanlık hem de bir bekleme evresi. Ümidim bunun bereketini hem de bütün paydaşlarıyla beraber halkımızla beraber bereketini sefasını sürebileceğimiz de bir yıl olsun hı hı. üretmeye kendimizi olduğu gibi gösterebileceğimiz alanları doğurmaya halkın ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi inandığımız ve güçlendiğimiz bir tarafımızın da olmaya olmasını dilediğim ve talep ettiğim bir yıl 2023 hı hı. aynı zamanda da bir sürekli devinim var dünyada. 5-10 yılda bir, 50-40 yılda bir, 30-20 yılda bir bir, bir e, ekonomik olarak, siyasal olarak, kültürel olarak hep aynı şeyler yaşanıyor. Bunun idraka geldiği de bir yıl olsun. Çünkü Hı -hı. 2023 Türkiye Cumhuriyeti için çok değerli bir yıl. Cumhuriyetin ilanının 100. yılı. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bir ülke değil. Hı -hı. Onun ardında kocaman bir devlet var, Hı -hı. Cihan Devleti. Kıl çadırdan e, Cihan Devleti'ne gitmiş. E, bu bir bütün olarak değerlendirilmeli. Bu e, 1300 yıl artı e, ya da 7000 yıl artı benim için 1300 yıl, hatta daha bile fazla. 1400 yıl. Çünkü bir kültürle doğuyor, bir ilhamla geliyor buraya kadar. E, Birçok bir kültürün, inancın kavuşmasıyla oluyor. 1400 yıl artı 100 yıllık bu 2023 yılı ne olduğu idraka getirilsin rica hı hı. ediyorum. Ümidim, talebim aslında en büyük niyazım da bu yönde. Özellikle bu coğrafyadaki insanlar. Biz bu dünyanın bu sivabıyız. Ben böyle Hı -hı. söylüyorum. Abi, yani tabirinin kusuruna bakmasınlar. Ee, burada olağan olursa ve burada sağduyulu olursa her şey dünyaya yayılır. Hı -hı. Ee, ne doğudadır ne batıdadır diye bir kavram var. Herkes bilir. Tam ortasındadır. Burası da tam ortası. O yüzden bu ortanın getirdiği bir kudret, muktedirlik ve ilerleme isteği var. Bu 2023 Cumhuriyet'in, Osmanlı Devleti'nin, Türk kültürünün 1500 yıllık e, varlığının ...ıspatının ortaya çıkacağı yıl olsun. Hı -hı. Senin için 2023 dileği ee, Biraz daha özet geçeceğim... ...Kadir'e nazaran... Ee, ...sağlık, Hı -hı. sıhhat... E, ...yaratım gücü... Hı -hı. ...cömertlik... E, ...herkesin birbirini gerçekten... E, ...sevmesi ve sevdiğini... ...söyleyebilme... Hı -hı. E, ...yürek genişliliği... Hı -hı. Ve bereket e, dilerim. Geçtiğimiz sene yüzüne en güldüren şey ne oldu? Talep ettiğimiz, istediğimiz ve çabaladığımız şeylerle alakalı harekete geçebiliyor olmak benim yüzümü çok güldürdü. Hı hı. Senin var mı öyle bir şey? Yani sürekli neşe halinde kalmanın çabasını e, güden birisiyim açıkçası. O yüzden en ufandan en büyüğüne kadar çok şey yüzümü güldürdü. Negatif, nahoş gibi duyulan şeyler de çünkü onlar da gerçek bir hakikat. Yok saymak, mutsuzluk formülü bence. Her şeyin varlığını kabul edebildiğim alanlarda çok yüzüm güldü açıkçası. Peki yeni yılın ilk sabahı ne yaparsınız? Hani güzel bir kahvaltı mı yaparsınız? Güzel evet. bir duş Baş alıp <laughs> olacağımız... <laughs> tık doğdu Tık doğdu Baş başa kalacağımız <laughs> güzel bir ortam bir yaratmaya güzel çalışıyoruz. Allah kerim tabii. <laughs> Büyük ihtimalle dediğin gibi o günü baş başa geçireceğiz. Böyle evet, çok çok sakin geçiririz muhtemelen. <laughs> Güzel. Peki bu yıl en etkilendiğiniz böyle var mıdır aklına gelecek? Mesela film, şarkı varsa bir de kitap mesela neydi senin 2022'de? Yani 2022 şarkım şuydu, filmim şuydu. Ya ben hayatı o kadar zamansız yaşıyorum ki. E, benim zaman kavramım... Ee, yok gibi bir şey aslında. Yani 2022'nin en iyi şarkısı şudur falan diye bir şey söyleyemem. E çünkü bu tamamen benim dönemime göre değişir. İşte e, ama mesela en sevdiğim filmlerden birini söyleyebilirim e, ve izlemekten hiç sıkılmadığım bir filmi söyleyebilirim. Von Carvey'in In the Mood for Love diye bir filmi hı hı. var. E, bence tamamen sanat eseri bir film. Hı hı. Yani kostümüyle, yaratılan atmosferiyle, ışıklarıyla, oyunculuklarıyla, e, çekim teknikleriyle falan e, aşırı güzel bir film bence. Hı hı. E, ve her izlediğimde bana hep aynı şeyi hissettiren bir filmdir. E, o onu sürekli izlerim mesela. Hı hı. Dönem dönem e, açıp onu izlerim. Müziği de hı hı. apayrı güzel gelir mesela bana. Senin var mı öyle filme? Ben insanlık tarihinin ee, bu kadar kısa olmayacağı konusunda çocukluğumdan beri düşünürdüm ve bir e, dokümanter izledim, dijital bir platformda ee, kayıp insanlık medeniyetiydi galiba ee, yanlış hatırlamıyorsam. Kadim uygarlıklar. Kadim uygarlıklar. O beni etkiledi. Yani, tamam. Dedi. 2022'de evet, evet etkilenmişlerdi. Tamam dedim. Mi? Bunlar ortaya çıkıyor artık ve çok memnun oldum. Peki yıl birbirinize hediye alır mısınız? Ben aldım Kadire. Ben de aldım. A, ne aldınız? Ben böyle çok beğendiğim bir ceket vardı, onu aldım. Ben de senaryoları rahat okuyabilsin. Ondan sonra çok yazar. <laughs> yaz, yazarken zorlanmasın diye. Aşkım o yılmış hediyesi miydi? <laughs> neden ne? kimde <laughs> aldın o zaman? Değilmiş. Tablet telefonu aldı da. Hani neden neden kimde aldı? Ha ekibi aldı şey Hakancığım şu anda yıldız soruyu, şey diye soruyor. Hakan şey yapıyor. Hakan'cığım Hakancım bu soru o zaman <laughs> Hakancım bu soruyu bana sormamış ol. Ya da yeniden sor lütfen. Hayır. Lütfen artık sor hayır. 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 Lütfen ama yani Hakancım. Sorar mısın bana rica ediyorum. Kadıcım ne aldın diye sorarız. Peki sen ne aldın Kadı? Daha almadım Hakan'cığım. <laughs> ama bir şey gelecek herhalde <laughs> diye, diye. Güzel peki son soru. Sor. Unutulmaz bir yılbaşı geceniz oldu mu hiç birlikte? Son 10 yıldır birlikte galiba zaten. Ama var. Var ya. tabii. Çok var. Yani, yani. unutulmaz böyle bir yere gitmişsinizdir, bir şeydir, bir tık bir şey olmuştur. Yani 3000 metrede Aladağ'da, Al, Al, Al Alada. E, Arkut. Arkut'ta, Arkut'ta. 2500 metre falan. E, hiçbir arabanın çıkamayacağı bir yer. Biz orayı karavanı çıkartmayı başardık. İnsan gelemiyor, kurtlar Birlikte. Geziliyor. Evet. İki tane köpeğimiz vardı yanımızda. Ee, uygun arazi koşullarına, uygun araçlarla beraber 2500 metre ve gerçekten belimize kadar karı yararak çıkabildiğimiz bir iki sene önce bir yılbaşı gecemiz oldu. Ha, gece 12 orada mı girdin? Evet. 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 Ve böyle bir şeyi var. Yukarıya doğru açılan bir penceresi var. Orada böyle... Da... Yani. Romantik. Çok teşekkür Çünkü ediyorum. Valla vakit ayırdığınız için size evet, sohbet çok mı? keyifliydi. Öyle gibi akıp geçti. Ne güzel bu. Yeni yılda da böyle başarılarınız her zaman daim olsun. Evet. Keyifli evet. izleyeceğiz sizi. Teşekkür İnşallah ediriz. böyle bol bol sohbetlerimiz olur. Güzel işlerinizde tekrar ederiz. bir araya geliriz. Teşekkür Çok ediriz. sağ olun. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları herkese. <gülüyor> <gülüyor>